Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica, Blood Zero oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer geçen videodan beri, bir önceki videoda yani geçen videodan önceki videoda bütün gerekli araştırmaları yapmıştım. Bu sefer çok bir şey yapmadım. Sadece biliyorsunuz Prawn Suite'i yapmak için gereken malzemeleri toplayamamıştım ben. Bir yanlışlık yapmış, o malzemelerin bir kısmı eksik kalarak maceramızı yarıda kesmiştik. Şu garip mekanı araştırırken. Şimdi o malzemeleri de ben oraya geri döndüm. Efendim o işi de aradan çıkardım. Şuradan demin baktık inşa aşamasından bir de buradan bakalım. Prowl Suite'e. Prowl Suite 2 plastelingot, power cell, enameled glass, lead diyor. 3 tane lead diyor. Bak şimdi ben şöyle bir geleyim. Allah. 3 tane lead diyor. Benimki de 3 tane lead'im yok. O zaman Prowl Suite maceramızı yaşayıp onun sonuna geldiğimiz zaman kullanacağımız bir şey olacak. Tamam. Ondan önceki şeye bakalım. Ne diyorsun canım bize? Söyler misin lütfen bunu? Ha, malzemeleri işaretleyebiliyorum ya. Kesin siz de söylediniz bunu bana videolarda var ya. Şu anda nasıl berhudar oldum anlatamam. Şuraya geldiğim zaman plastelingot için lityum istiyorsun. 2 tane. 4 tane lityum o zaman. Öyle mi? 4 de lityum. Lityumum da yok. Lityum da lazım. Lit de lazım. Bize şunları da geri bırakıyorum o zaman. Hiç üzerimizde fazlalık yapmasın. Lityum lazım. Lit lazım. Bunları karşıladığımız zaman onu yapabiliriz. Enameled Glass için gerekli olan şey Diamond'ımız zaten var. O zaman hep birlikte kardeşlerim daha önceki bu oyunu oynadığımız zamanlarda incelediğimiz ama bu oyun yenilendikten sonra hiç gitmediğimiz şu buzlu bölge var ya, o buzlu bölgeye bir gidelim. Hani asıl buzlu bölge, içinde laboratuvar vardı. Oh, gümbür 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 hepsini indirdim iyi de valla. Bunu da çok kolay yapacağız. Çünkü geçen bölümde derinlik upgrade'ini yaptığımız, derinlik güncellemesiyle birlikte artık çok derinlere gidebilen aracımıza şöyle binelim. Şuradaki buz kara girişi denen yere bir gidelim. Derinlik güncellemesini yapmadan tam olarak da işte buraya gelip buradan ileri gidememiştik hatırlarsanız. Bakın ben buradan kendim o mağaranın girişini bulacak kadar Sea Glider'la yüzerek gittim. Evet, bu olabiliyor şimdi doğruya doğru. Bu hamle yapılabiliyor. Yani şurada 150 metre sınırına dayandığınız yerde aracı bırakıp tam da şuralarda bir yerde bırakıp yani buzun altına giremeyeceğiniz için şuradan Sea Glider'la yetişebiliyorsunuz. Şuraları falan geçmemize şu anki Rebreather'la efendim dayanıklı oksijen tüpümüzle falan gayet rahat nefesimiz yetiyor. Ama madem aracım var, bütün yolculuğu aracımla yapacağım şimdi. Aracım da henüz iki gözden oluştuğu için, iki bölmeden oluştuğu için buralarda çok takılmaz diye düşünüyorum. Umut ediyorum yani takılmayacağını. Orası değil, değil mi yol? Herhalde değildir. Ama bir heyecan fırtınası da yaşanıyor yani burada şeyle giderken siz. Sea Glider'la giderken. Çünkü oksijen kıtı kıtına yani ucu ucuna yetiyor. Evet burada 3-4 parça, 3-4 bölme uzunluğunda bir tane aracımız varken biraz sıkıntı yaşıyorduk hatırlarsanız. Şu anda neyse ki öyle bir şey yaşamıyoruz. Gayet rahat bir şekilde işte buraya ulaştık. Aracımızı çok güzel bir şekilde terk edebiliriz. Silahımızı elimize alalım ama ne olur ne olmaz. Silahımızla birlikte gidelim. Yavrum, seni şöyle atacağım, kusura bakma. Seni fırlatıp atacağım. O, bir saniye, buralar değişmiş. Buralar gerçekten değişmiş. Burada çıktığımız zaman bir üs falan vardı. Ne olmuş buraya? Burada artık bir üs yok, bir mağara var. Ha. Burada bir mağara var ve burada yaratıklar var. Evet. Burası gelmek için çok da iyi bir yer değilmiş artık.
Bu nasıl bir mağara? Kimgillerin mağarası burası. Bence bu yine yaratığın mağarası da. Heatfreet. Allah Allah. Ne diyor Heatfreet? Ha, açlığını falan doyuruyor, bir de ısı veriyor sana. Peki. Bu gerçekten mükemmelmiş. Gerçekten de çok hoşmuş bu. Habire bir şeyler görüyor oradan ya. Aa, silver var açıkta bir de. Açıkta silver da buldum, iyi mi? Pick up snow, pick up snow deyip duruyor. Snowball'la kombine edersen drinkable water olur falan diyor. Old water purification tablet snowball. Ah. Nasıl yapacağına dair hiçbir fikrim yok ki. Vallahi nerelere gidiyorum acaba? Acaba. Acep. Ecaba hatta. Ha, benim aracın yanına çıktım tekrar. Nasıl becerdim bunu? Ha, şuradaki mağaraya çıktım. Abi biz burada... Arka tarafına çıktım bunun, pardon. Normalde geldiğim yer şurasıydı, bu yön. Peki şöyle gitsem. Buralarda su da var ha. Böyle bir ilerleyiş de yapabiliriz yani. Oğlum sizden çok kıllanıyorum. Sen suya git. Şu yaratıklarla nasıl baş edeceğiz abi? Ha, hipotermiye gireceksin diyor. Hipotermiye girmemek için en güzel metot suya girmek. Ne yapıyorsun acaba ya? Bu yaratığın ne işi var burada ya? Bir saniye abi. Ben yukarı çıktığım zaman buraya gidebiliyorum, değil mi? Buradan devam ediyormuş buranın yolu. Eskisinden farklı olarak bir de böyle bir şeyimiz varmış. Ne elde ettik burayla tam olarak bilemiyorum ama şurada daha güzel bir yer var. Düşünüyoruz. Şurada bir merdiven var tırmanmamız için. Burada yine bir mağara var. O mağara ne iştir bilemedim. Abi bir saniye, böyle tavanlardan örümcek adam gibi gitmemizi istememişsiniz belli ki. Ben o zaman şu suyun olduğu yere bir ineyim. Ha, burada yine yaratık var ama. Abi bu mağaralar bizim girmemiz için değil ki ya. Yaratıklı mağaralar oralar. Oralar bildiğiniz yaratıklı mağaralar.
Hani çok çok şöyle bir şey istemiş olabilirler. Buraya kadar geldin, tamam mı? Çok güzel bir şekilde aracını buraya park ettin. Şöyle git. Şuraya gel ki bak orada merdiven var. Merdivenden yukarı çık. Bu sefer de gökyüzü kızardı. Çok kibar bir hareket olmadı bu. Bu ayıp oldu biraz. Inventory full. Canım birkaç tane şunlardan yiyelim biz. Büyük batarya almıştım. O duruyor mu? Durmuyor. Power cell'imi de kaybetmişim. Şunlar ne? Habire snowball değil mi? Snowball. Habire snowball abi. Şunlardan kurtulmam lazım. Keşke snowball almak diye bir şey hiç olmasaydı. Ondan da kurtulmaya çalıştım ama olmadı. Su, 10 numara, 10 numara. Bir saniye, bir derinlere doğru gidiyorsa şurası bir ilerleyelim bakalım. Titanyum almıyorum abi. Kuvars alırım. Deminki merdivenin olduğu yer galiba burası. Penguenlerin olduğu yer. Daha da derinlere mi gidiyor diyecektim. Hayır. Burası sadece su. Ha, bu hayvanlar suyun içinde de yüzüyor. Ne kadar güzel. Ben şu aracıma bir gideyim. Evet, açıkçası buzul bölgesinde aradığım tadı, aradığım lezzeti bulamadım. Belki tekrar daha sonra ileriki zamanlarda buraya gelip burasını daha fazla keşfedebiliriz ama şu anda geriye dönüp bu büyük yaratıkları gördüğümüz zaman metre sınırlamasından dolayı daha derinlere inemediğimiz bölgeler vardı ya. Büyük canavar dediğimiz bölgedeki. Büyük canavar dediğimiz yerden biraz daha ilerilere gidip başka bir şeyler keşfedebilir miyiz? Ona bakmak istiyorum. Sanki onun altına saklansam daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Ne alakaysa. Lazer kesicim de olmadığı için onu da araştıramıyorum ama. Ya şunların hepsi hurda metal değil mi? Eminim ben. Herhalde eminim. Vay arkadaş, ne çok yaratık var ya. Bu kadar aşağılara gidiyorum. Vallahi aşağıda bir şey buldum. Korkuyorum resmen bakmaya sağa sola. Neler neler var burada. Ah. Burada şu Yunus gibi yaratık var. Balina gibi. O gemiye saldırıyor mu bizim? Bu gemiye saldırıyormuş ama ölümcül bir hasarla değil. Sadece hasar veriyor. Peki, bu burada olduğu için şu iki parçaya bakamıyorum şu anda ama o iki parça neydi acaba? Neler var burada? Şu vatandaştan da var. Şu parça neyse o var. Bak yine geliyor bana doğru ya. Vay arkadaş. Şöyle bir yerlere saklanma ihtiyacı hissediyorum resmen. Wow. Allah, gemiyi yine ısırdı. Aa. Burası diğer Subnautica oyunlarında keşfettiğimiz bölgelere benziyor. Ne
Ama sanki buraya girersem içinde kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Ha, buradan tekrar çıkış var. Allah. İyi çarpmadım işte ha. İşte ben nereden girdim şimdi? Acaba nereden girdim ben tam olarak? Pislik fare balina da orada. Daha da derine gidiyorum gitgide. Aa, şu deniz maymunları, sea monkey'lerin şeyi, base'i. Sea monkey base'i öyle bir şey işte. Yuvasını buldum demiştim ya bir kere. Aha, kendi de burada. Devamlı çerçöp, ne kadar malzeme varsa toplayıp taşıyıp duruyorlar. Beni takip etme demiştim. Şimdi başın dertte. Neredesin? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Şimdi başın dertte falan dedi bana. Gel beni gör bakalım dedi. Ne oluyor? Abi, mumpul. Bunu alttan girebilir miyim? Ay yok, buna kendi aracı takılı onun. Aracı oraya bağlamış. Vallahi aracı oraya çekmiş bacım. Kralsın, ne diyeyim sana. Şimdi ben şu araçtan bir ineceğim. Gelip seninle iki muhabbet edeceğim. Tamam, kabul. 377 metre de çok delişik oldu şimdi bu. Bayağı pis ama senin ortam, farkında mısın? Oo. Moon pool'um var artık. Customized Prawn Suite. Vehicle Upgrade de geldi. Customized Prawn Suite'ten. Niye bu kadar dağılmış ve pislik içinde burası? Yemin ediyorum kalbime indi. Topraklarımdan uzak dur demiştim sana. Sen bir tane yaratık mı eğittin? Bir dahaki sefere söylerim seni parçalar, tamam mı Altera? Ben Altera Rabbit'le değilim. Ben Robin'im, sana söyledim. Kız kardeşim Sam hakkında bilgi arıyorum. Onu gördün mü? Saçmalık. Benim üssümü terk etmeni, aklını başına almanı tavsiye ederim. Eğer sen Altera değilsen neden lanet olası takip kulesini deaktif ettin ve benim üssümü sabote etmeye çalıştın? Bir şey söyleyeyim mi? Leviathan da öldürmüş kadına. Üssünü onunla süslemiş. Kadın her şeyi avlamış, iyi mi? Bacım, senin üstünde taratabileceğim işler varsa, aha bir tane de data şey buldum, disk buldum. Snow Stalker'ı da burada evcilleşmişken tarattım peki. Kadının yanına gitmeme izin vermeyecek galiba, değil mi yaratık? Evet, yaratık kadının yanına gitmeme izin vermeyecek. Glass Dome. Large Room Glass Dome. Sıradaki keşfimiz. Şöyle bir bakalım neler bulduk. Water Purification Tablet diye bir şey, ne olduğunu bilmiyorum. Hala soru işareti. Spicy Melon Salat. Salata falan mı yapmayı öğretiyor oyun bize? SeaTrack Akvaryum Modül. Snow Fox Jump Modül. Snow Fox'um yok, Jump Modül'üm var ama bu da güzel. Moon Pool'um var artık en azından. İyi yanından bakarsak. Odaların tepesini boydan boya cam yapmak var. Termal plantimiz var. Işığımız var. Vehicle upgrade'imiz var.
Baya baya bir şeyimiz oldu. Şimdi şu konuşmaya bakalım. Marguerite. Beni takip etme demiştim Fol Altera. Şimdi bir problemimiz var. Neredesin? Neden böyle yapıyorsun? Ne kadar zamandır peşimdesiniz? Ne diyebilirim ki? Adını bile söylemedin bana. Bu ismin bir bedeli vardır. Sonra da biraz önceki konuşma. Bir dahaki sefere seni parçalattırırım. Saçmalıyorsun. Üstümden defol. Eğer Altera'dan değilsen neden lanet satellite tower'ı disable etmedin? Onun yerine geldin, beni üstüme daldın. Ha. Gidip satellite tower'ı disable etmemi istiyor. Satellite tower'ı hacklememi istiyor. Ondan sonra seninle konuşabiliriz diyor. Dur ben satellite tower'ı hackleyeyim. Benim üzerimde şey var mı? Of, beacon da var üzerimde. Bunun yerini falan işaretledim de bunun yerini... Ne yaptım ben? Geldiğim yerlerden bir yerlere döndüm galiba. Bu hayvanın gözü burasıymış ya. Peki dur bakayım. Satellite'i ben hackleyeyim. Bu sırada burada bulduğumuz çok güzel şeyleri de yapabilirim. Çıkarken de birkaç bir şey daha bulabilir miyiz? Onlara bakalım şimdi. Hep birlikte. Prawn Suit MK3, onu da yapabiliyorum. Tamam. Prawn Suit MK3'ü de yaparım. Marguerite'in Prawn Suit'i var. Eli bıçaklı. Acayip güzel. Kaliteli. Marguerite'in logo. Bu kadar suyun uzağı, yani açıklarındayken tekrar kıyıya yüzmek bir seçenek değil. Tek seçeneğim hayatta kalmaya çalışmak. Bıçağım var, tamir tool'um var ve 3 litre suyum var. Susuzluk ve deniz canavarları beni öldürmeyecek. Ama savaşmaya devam edersem yorgunluk beni öldürecek. Dinlenmem lazım. Bu ne be? Ayağımın altında bir şeyler hissettim. Aşağı baktığımda dev bir çenenin sudan bana doğru yükseldiğini gördüm. Mükemmel. Herkesin suda görmek istediği şey zaten. Dev bir çene bu muydu acaba ona doğru yükselen? Ne yaptın abi? Bıçakladın mı onu? Bıçakla mı öldürdün? Vallahi korkulur senden. Senden korkulur bacım. Çok da güzel bir üs yapmışsın. Çok da mantıklı. Benim şimdi zaman yapamadığım bir üs. Yani olması gerektiği gibi üsse aşağıdan doğru girip çıkıyorsun. Benim üsler nasıl peki? Benim üslere garip garip kapılardan bir yerlerden giriyorsun. Peki Margaret'in üsse başka giriş yok değil mi? Burada dev gibi bir parçası var üssün. İçeride oturuyor herhalde kendisi. Üstünün içinde dedi, beni kandırmış. Çıkmış gitmiş aslında orada. Çıktı gitti. Çıktı gitti mi? Buralarda yırtıcı yok mu peki? Yani sanki istiyormuş gibi söylüyorum da yanlış anlamayın yani. İstediğimden değil. Korktuğumdan, merak ettiğimden sadece. Aa. Spy Pengling Fragment. Pengling'i de öğrendik böylece. Bizim kadın da kardeşiyle alakalı bir bilgi bulabileceğine inanarak bir şeyler yaptı birdenbire. Ha, bunlar Semin dedi. Bu Spy Penguenler, robot penguenler Semin'miş, kardeşininmiş bunun. Bunlar buradaysa Sam'le alakalı bir şeyler biliyordur kesin bu kadın dedi. Şimdilik zaten bulduğumuz şeyler neler bizim? Şöyle bir çıkarsak eğer, Ay havuzunu bulduk. Ondaki upgrade şeylerini bulduk. Spy Pengi'yi bulduk. Akvaryum modülü bulduk. Fabricator modülünün yanına. Prawn Suit için Prawn Suit modülünü bulmamız lazım gerçi bu araca. Peki abi, ben şimdi izninle şu suyun bir üstüne çıkacağım. Açık denize doğru mu gidiyorum? Burada adacıklar falan mı var?
Peki. Vallahi kardeşlerim dakikalarca böyle açık denize doğru yüzerek orada ne var diye bir araştırma yapmak için şu an için çok erken. En azından henüz daha oyunun senaryosu o kadar yazılmamışken. Ama bu kadının bir de üssünü bulduk. Bence bu bizim için yeterli mutluluk verici bir keşif oldu. Ben şimdi üstüme geri döneyim. Aracımı şarj etmek için bir ay havuzu yapalım. Ondan sonra aracımızın diğer modüllerini, ay havuzunu bir şey yapabiliyor muyuz diye bakalım. Ama ona bakmadan önce ben şurada neredeydi? Gemi batığı. Hayır. Ne kadar çok düşman şey var. Yaratık var suyun içinde. Şuralardan bir yerden malzeme toplamam lazım biraz. Lityum toplamam lazım. Ha gülüm ha. Avaz avaz bağırın. Çok güzel. Ne eksiğimiz kaldı? Power cell. En sıfırı tüketmiş power cell'imi alıyorum. Prawn suit'imi yapmam için artık hiçbir engelim kalmadı. Nerede bizim build aletimiz? Gel bakalım. Gel, ha pardon, modül değil. Gel bakalım Prawn suit. Akvaryum modülünü yapmayacağım şu an için. Akvaryum modülü artık gemimizde tamamen yaşayacağız. Biz artık kendimizi bu gemiye adadık dediğimiz zaman olacak bir şey. Şurada şu an için Moon Pool, Titanium Ingot 2 tane, Lubricant 2 tane, Lead 1 tane. Titanium 2, Lubricant 2, Lead 1. Titanium Ingot 2 tane, Titanium Ingot 2 tane, Lead 2 tane. Lubricant mı diyordu bir de? Bitki de midir o? Lubricant. Bakalım. Vallahi Moon Pool yapmak için artık her şey uygun. Geri kalan şeyler için de bizim yeterli ekipmanımız vardır diye düşünüyorum. Seni oradan bir çeksem mi ben Prowl Suite? Ne dersin? Oo, erkekmiş Prowl Suite'imiz. Hoş geldin kaptan. Ne yapıyor? Kıstır kıstır. Kısmık kısmık diyor. Evet, yukarı doğru çıkabiliyorum bununla gazlanıp. Sudan yukarı çıkınca bıraktım ya bir anda. Bırakmasam daha çıkacak mıydı? Çıkmıyormuş zaten. Öyle bir an bir atlamak için kullanmış sadece. Gazlanmış. Ama kısmık kısmık diye buradan gidiyor. Peki. Çıktık. Uğurcum çıktık. Moon pool. Şimdi şöyle bir moon pool yapsam ben. Ne diyorsun? Neyini beğenmedin bunun? Şu moon pool'a bir üst bağlamak gerekecek ya. Ben şöyle bir moon pool diyorum o zaman. Böyle bir moon pool'a nasıl girersin? Girmesi sıkıntı olmaz mı? Yani aslında olmaz. Yo. Bakalım prawn suyu da içine bırakabilecek miyiz? Prawn suyu da kolay bırakacağız gibi. Ayo, tam aksine. Zor bıraktık. Biraz uğraştırdı. Modification Station'ı bunun içine mi yapmamız gerekiyor? Ya da yapabiliyor muyuz? Ha, yapabiliyormuşuz. Computer Chip Copper Wire lazım. Computer Chip Copper Wire. Computer Chip Copper Wire var mıdır ya bir mucize olup? Yok öyle bir şey tabii ki. Şuradan bir tane copper wire. Bir tane computer chip. Modification station'da biz bunun içine kurarız. Modification station yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Modification station'ı yapalım. Ondan sonra ben yine eksik malzemelerimizi biraz toplayayım. Biraz daha malzememiz bitecek çünkü. Hatta akvaryum modülünü de yapayım ben ama akvaryum modülünü burada bırakırız. Yani şu an için çok akvaryum modülünü alıp bir yerlere gitmeyiz. Ondan sonra bir dahaki videomuzda şu nefes dediğimiz, gidemediğimiz derinlikler vardı ya. O derinliklere doğru bir inelim. Oranın altında bunun başka hangi bir, modüllerini bulacağız bakalım. Prawn Suit modülünü bulabilirsek, öyle bir modülü vardı çünkü. Bu aracın onu Prawn Suit'i bunun arkasına bağlayabilirsek o zaman kralı olur işte. O zaman mükemmel olur. Mesela şu aracı sokamadığımız bir yer vardı ya, oraya Prawn Suit'le girebiliriz belki. Belki ona da izin vermeyecek, bilemiyorum. Keşiflerimize böyle devam ederiz. Sonra da Communication Tower'ı nasıl sabote edebileceğiz hep birlikte göreceğiz.
Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.